Benim adım Hamza. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Keşif yapmayı çok severim. O yüzden köyümü çok seviyorum. Şehirde kalıyoruz ama babamın işi olduğunda bazen köye çıkarız. O işini yapar, ben de keşif yaparım. Ya da arkadaşlarımla oynarım. Köyde keşfedilecek o kadar çok şey var ki bunu şehirdeki evimizde pek yapamıyorum. Şehirdeki evden pek çıkamıyorum. Hem de kalabalık, hem sürekli arabalar var. Hem de şehirde kuş seslerini bile duyamıyorum. Etrafta çok gürültü var. O yüzden evin içinde oluyorum hep. Bazen ders çalıştıktan sonra parka gidiyorum. Ama hep aynı şey, erken sıkılıyorum. Telefonla oynamak istiyorum ama çok oynadığımda babam izin vermiyor. TRT belgesel ya da Türk sineması izliyorum. Akşamları geç yatmak istiyorum ama annem de izin vermiyor. Babam bazen "Hamza, yarın köye gidelim mi?" diye sorduğunda "Oley, köye gidiyoruz, köye gidiyoruz" diye sevinçten çığlıklar atarak başımı yastığa koyarım. Köyü çok seviyorum galiba. Babam "Biz küçükken yaz kış hep köyde kalırdık" diyor. Keşke biz de hep böyle kalabilsek. Köye çıktığımda kendimi özgür hissediyorum. Köyde kuş sesleri, köpek sesleri, sabah kalktığımda horoz sesleri duymak o kadar güzel ki. Bazen rüzgar estiğinde yaprakların sesleri. Bazen de sessizliği çok seviyorum. Köyde çok arkadaşım yok. Ama hiç sorun değil. Keşfedilecek o kadar çok şey var ki. Bir ara komşumuzun kuzuları vardı. Onları yıkamıştık. Çok güzeldi. O benim için güzel bir keşifti. Bir de köyde geceleri gökyüzünde ne kadar çok yıldız varmış. Hem de yıldızları izlerken bir ışığın hızlıca kaydığını gördüm. Çok korkmuştum. Babam o yıldızların kaymasından olur demişti. Köyde ne telefon ne televizyon, hiçbir şey aramıyorum.
Sabah uyandığımda hemen arkadaşımın tavuk kümesine gider, tavuk yumurtladı mı diye bakarız. Bazen arkadaşımın annesi bana da verir gider evde yerim. Tadı şehirdeki yumurtalarda hiç benzemiyor. Bir gün arkadaşımla köyün tepesine çıkmıştık. Ormanda bir ses duyduk. Sessizce bekledik. Bir de ne göreyim? Geyik. O kadar çok heyecanlanmıştım ki, çünkü hep televizyonda görürdüm. Baharda kuş yuvalarına ekmek bırakırdık. Kuşlar yavrularını doyursun diye. Köyün tepelerine giderdik. Bazen yağmura yakalanmamak için koşar, bir ağacın altına girerdik. Yine ısınırdık sonra. Çünkü ağacın altından çıkar, yüzümüzü gökyüzüne çevirip damlaları ağzımızla yakalamaya çalışırdık. Biraz yağmurda oynar çamurlanırdık. Bazen üzülüyorum ama insanlar bu güzel doğaya neden çöplerini atarlar ki? Aklım hiç almıyor. Hem de kitapta yazıyordu. Doğaya atılan çöpler doğayı yok eder. Ya bu otlar bize küserse? Ya ağaçlar bir daha yapraklarını açmaz, çiçekleri bize merhaba demezse? Kuşlar bu yüzden buraları terk ederse? İşte bunların düşündükçe üzülüyorum. Büyüdüğümüzde bizim kirli bir doğamız mı olacak? O yüzden kimi doğaya çöp atarken görürsem, beni öldürmeye hakkın yok, bunu yapamazsın derim. Çünkü kitapta yazıyordu. Doğa varsa biz de varız. Doğa yoksa biz de yokuz diye.
Akşam olduğunda geç yatmak istesem de yorgunluktan uyuyakalırım. Sabah kuşlarla birlikte uyanırım. Çünkü kuşların şarkıları var. Pencereyi açtığımda dışarıda öyle bir kuş sesi olur ki. Köpek sesleri, horoz sesleri çok çok güzel. Bir gün sonbaharda gitmiştim köye. Her yer rengarenk. Yapraklar uçuşuyor. Etrafta sıra halinde uçan göçmen kuşlar sımsıcak bir rüzgar yüzümü okşuyor sanki. Hem ağaçların dalında sincap görmüştüm. Hiç kaçmadı. Meşe palamutu topluyordu galiba. Ilık rüzgar estiğinde hemen ağaçların altına koşar, başımı gökyüzüne çeviririm. Yapraklar benimle eğleniyordu sanki.